Sevgili izleyicilerimiz, geldik haftanın kazananı yani büyük ödülün sahibini açıklamaya. Bugün haftanın son günü, Sema'nın evindeydik ve sofradan kalktıktan sonra yarışmacılar birbirleri hakkında röportaj verdiler. Bu bir anlamda biliyorsunuz bizim yarışmamızın sonunda büyük ödülü kazananı açıklamadan önceki bir yüzleşme oluyor. 5 günün yüzleşmesi. Bir bakalım kim kimin için ne demiş. Bugün son gün Sema'nın evindeydik. Sema demiş ki Kadriye bugün bana farklı geldi. Sofrayı görünce yüzü kızardı. Sürekli yersiz yorumlar yaptı. Kadriye cevap hemen verebilirsin. Yersiz yorum yaptığımı düşünmüyorum Seda Hanım. Birinci günden beri ben olumsuz gördüğüm her şeye yorum yaptım. Yine aynı davrandığımı düşünüyorum. Bana öyle geldi tavırlarınız, hareketleriniz. Kapı girişinden itibaren çok böyle sanki bir şeye bilenmiş, karşılığını vermeye gelmiş gibi hissettim Seda Hanım. Kapı girişinden? Evet, çünkü öyle aşırı mi? Yüzü düştü, kızardı. Yani hiç gülmemeye başladı ve tebessüm bile etmediniz neredeyse sofrada. Neden sofraya mı şaşırdım ben? Yani sofra beklediğim bir sofraydı. Her konuda öyle düşünüyorum. Her zaman sofra zaten beklediğim bir sofraydı. Ben şaşırmadım. Belki zaten öyle. Esra Hanım'ın aynısıydı. Olarak. Hani. Yok, aynısı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklar vardı arada. Yanlış düşünmüşsün. Benzer olabilir ama aynı değil. Hayır, yanlış düşünmüşsün. Zaten Kadriye de demiş ki Sema Hanım Esra'nın birinci olabileceğini düşündü. O yüzden onun sofrasından kopya çekmiş. Hayır, asla öyle bir şey olamaz. Zaten bu dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bu yarışmaya katılmayı planladığım tarih itibariyle bütün hazırlıklarımı bitirmiştim. Malum benim iki bebeğim var. Aynı anda acil hazırlık yapmam mümkün değil. Hatta gününde de belirttim. Dedim ki Esra Hanım pişti olmuş olabiliriz. Çok yakın buldum masasını çünkü gerçekten bunları çok önceden planlamıştım. Kesinlikle kopya. Seda Hanım zaten Sema Hanım Caner Bey'le bebeğini elemişti. Esra Hanım'la kendisini aynı kategoriye koyup Seda Hanım'ın kendisine rakip gördüğünü söyledi. Bizi niye elediniz daha ilk baştan? Onu sorabilir miyim? Kadriye bunun açıklamasını yaptı. Hayır, açıklamasını zaten yaptınız. Pardon, ama bir saniye bitireyim. Açıklamasını yaptınız, tamam. Ben de büyüklük gösterip o anda uzatmadım. O da tamam. Ama daha üçüncü günde Caner Bey ve beni niye elediniz ben size söyleyeyim mi? Neden? Caner Bey zaten yetiştirememişti. Bir talihsizlikler gelmişti başından. Çok. Eksikler almıştı. Tamam. Ondan dolayı Caner Bey'i elediniz. Beni de dediniz ki Kadriye Hanım'ın yemekleri tamam güzeldi. Kıl çıkmasaydı ben bu yemeği bitirecektim dediniz. Hatırlıyor evet, musunuz? Evet, öyle söyledim. Çok evet. Güzeldi. Ama beklentim daha yüksekti. Çünkü siz bu işi profesyonel aşçı olarak yapıyorsunuz. Veya içli köfte yaptım. 700 ben içli köfte kişi... yaptım. Ben içli köfte yaptım. Ben de zor tercihler yaptım. Tamam. Size göre zor. Siz ama içli köfte yaptım. Dışını kimsenin tutturamadınız. Kimsenin cesaret... Siz ama taş gibi yaptınız. Cesaret içli köşeye bile benzemiyordu Kadriye Hanım. Yani içli köfteyi yaptım. 700 kişiye yemek yapan bir bayanın 6 kişiye içli köfteyi taş gibi sunmasını ben kabullenemiyorum. O kadar da taş gibi değil. Taş gibi kesin. Taş gibiydi. Israrak bile yiyemedik. Bunu herkes kabul gördü, izleyince gördü. Kesinlikle. Ve ben şunu anladım Seda Hanım. Evet. Eminmişim. Gerçekten doğru yorumlar yapmışım. Çünkü Kadriye Hanım o gün o sinirle öyle bir yorum yaptığımız, yani Seda Hanım'ın düşüncesini yansıttığımı söyledim. Özür diledim büyük olarak. Kabul edip tekrar aynı noktada dönüp vurmaya çalışıyorum. Öyle bir şey yok. Siz dönüp bunu vurma diye bir anlattım. Şey yok. Sizin içinizdeki ses dışa çıktı. Anlattım. Hayır, söylüyorum. O gün de söyledim. Yalan mı? Söyledim, siz de kabul ettiniz. Ben o anda sinirlendirdiği için bu şekilde düşünüyor dedim. Bu için özür dilerim. Bugün masamda da söyledim hatırladığım ama kadarıyla. Kabul edin, en arkasında bir yani gerçek vardı Caner Bey. Bence Kadriye Hanım başka bir şey bulamadınız. Başka bir şey bulamadınız. Gerçekten beklentinizin üstündeydi. Çünkü sıradan bir menü bekliyordunuz. Hep riskli. Bu yaşıma itibariyle ve tecrübeli değilim sizin kadar. Neydi, çok fazla. Her şey benim için riskli. İlk defa yaptım mesela lorda etimi. Lorda olmanızda hiç lezzet yoktu. Çorbanızı size hiç göre öyle, size göre. Tatlı hiç çünkü beğenmemek için gelmiştim. Hayır, hiç tutmamıştım. Kadriye Hanım, Sema'cığım bekle. Daha mı güzeldi pardon? Kadriye aşçısınız, ve Sema. Tatlınız. Söylediniz zaten. Taş olabilir. Gibiydi, taş yenmedi. Bekleyin. Kadriye'nin söylediklerine Esra böyle şöyle katılmış. Demiş ki Sema benim birinci olacağımdan korktu ve soframdan esintiler yaptı. Şöyle, yani sen Kadriye gibi düşünüyorsun. Şöyle, Esra. Benim soframı dün gördü. Aynı düşünmüş olsa bile sonradan değişiklikler yapabilirdi. Hani risk almayı sevdiğini söylediği için söylüyorum. Sonradan değiştirebilirdi. Ben pişti olmamak için böyle bir şey olsaydı ben değiştirirdim. Çok güzel bir masa karşıladı. Tam beklentimi karşıladı yani Esra Hanım. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok güzel, çok beğendim masasını. Esra'dan böyle bir şey bekliyordum evet, diyorsun. Bekliyordum gerçekten. Tek tek çiçek koymuştum ben dün.
Ben bugün bunu çok önceden planlamıştım. Hatta ben daha farklı bir şey planlıyordum ama onu bulamadım. O yüzden bunu çok önceden, yani malum bebeklerim de var, hemen hazırlayamayacağım diye çok önceden hazırlamıştım. Hatta dedim ki pişti olmuş olabiliriz. Evet. Çok yakın masalarımız. Evet. Seda Hanım da duydu bunu. Niye? Şahsen yani, ben riskli olsun. Değiştirmeler yani, yapardım. Kıyaslama yapılabilir bir masaydı bence. Ve farklılıklar da çok zarif farklılıklar da vardı bence. Tabii ki ufak yani, tefek farklılıklar vardı. Daha önceden belirlendiğini de hepimiz biliyoruz. O yüzden hani yani ama sonuçta peçetenin, final yarışmacısıyım, ne gibi değiştirme yapabilirim? Ben peçetenin gülüne kadar aynıydı ama hani peçetenin içine ben gül sokmuştum, ama ona kadar aynıydı. Ben zaten dediğim gibi zaten hepimiz rakibiz, yani rakip görmesi çok normal beni. Zaten yo, ben zaten rakibiz birbirimize. Menünüzü gördükten sonra, zaten istim kebabını gördükten sonra ben kendimi rakip görmedim. Peki istim kebabını gördükten sonra dediniz, siz 1, 2, 3, 4 tane süt ürününü bir arada kullanmışsınız. İstim kebabı, şey istim kebabı çok yapılabilir. Evet. İnsanlar çok yapabilir ama bu kolay olduğu anlamına gelmez. Bence istim kebabının yapımı risksiz bir yemek. İstim, hayır, gayet riskli. Mesela bana kurumuştu. Mesela evet, kurumuştu kabuğu şeyleri. Teşekkür ederim. Evet, ben bunu kabul ettim. Orada ince doğradığım için, evet, biraz fazla yağda tuttuğum için biraz kurumuştu. Bence riskli. El uğraştırıcı bir yemek. Emin olun sizin bonfileniz benimkinden daha kolay yapımı. Emin olabilirsiniz. Ben istim yapımı kebabını yapsaydım çok daha şöyle, lezzetli bir istim kebabı sunabilirdim size. Tabii ki. Eminim çünkü gerçekten o zaman çok eti pratik sunmadınız geliyor bana. Eti ben bugün niye lezzetli sunmadınız? İlk defa sizin için hiç tecrübe edip denemeden, evde çalışmadan risk burası yarattım. Risk alma yarışı değil. Yemekleri konuşturma tamam, yarışı. Tamam, ben de yemeklerimi konuşturdum işte. Ama siz diyorsunuz ki ilk defa yaptım. Hiç yemediğinizde ara sıcağı sundum. Paçanga böreği değil mesela. Zeytinyağlı tamam, dolma değil. Lord olması. Zeytinyağlı sarma uğraştırıcı ve lezzetli bir şey. Lord olması uğraştırıcı değil mi? Kaç aşamadan geçtiniz? Sevda mi diyor ki Esra ve Sema beni çekemiyor, sindiremiyor ve kaldıramıyorlar. İddialıyım. Onlar iddialı değil. Bu değil. Ne yaptılar ki? Benim yemeklerim yenilecek kıvamdaydı. Esra ve Sema. Önce Esra cevap versin. Doğru. Zeytinyağlının yanında püre bekliyordu bence. Püre yapmadığım için iddiasız bulmuş olabilir. Düğün çorbası olsun. Düğün çorbasında incik dedi. Hayatımda düğün çorbasında kuzu gerdandı. Rezaletti sizin çorbanız. Sizin pürenizden benim emin püren olun ki çok çok iyiydi. Bir kere siz zeytinyağlı bir ürünün yanında ne gastronomi okuduğunuzu iddia ettiniz. Zeytinyağlı bir ürünün yanında ne sunulacağını bilmiyorsunuz. Gelmişsiniz patates püresi sunuyorsunuz ve o da püre olamamış. İçinde bütün patatesler bazı noktalarda gördüm. Tabağımda da vardı. Sarmanız buradan buraya kadardı. Bir tabak büyüklüğündeydi. Onunla bir ordu doyar zaten. Yani çok büyüktü sarmanız. Ayrıca benim çorbam kuzu gerdanı haşladım ve dediniz ki incikle yapılır. Ya lütfen Allah aşkına bana bir düğün çorbası tarif verir misiniz? Ne zaman incikle yaptınız? Kuzu gerdanla yapılır. Neden? Çünkü gastronomi okuduğunuzu söylüyorsunuz. Çünkü gastronomi okuduğunuz için bilgilerinize güveniyorum. Siz düğün çorbasını soğuk yaptınız bir soğuk kere. Soğuk yapmadım, ateşte pişti. Etler bile yağ yağlı yüzünde bir et uçuyordu, yağlı bir et dolanıyordu. Yağlı bir et. Yağlı bir et, evet, düğün çorbasında yağ olmaz. Akşam çorbaya baktığımda düğün çorbasında et olur. Et vardı içinde. Herkeste de düğün et vardı. Düğün çorbanızda kesinlikle peki, et neydi görmedim ben. Yediğiniz neydi? Kemik parçacıkları kemik vardı, yağ kemik vardı. Tabii kemik ki. Tabii kemik ki yoktu. Sizin çorbanız ette soğuktu. Hayır, efendim. Soğuk değildi, ısıttım ağzını sizin göreceksiniz. Sizin çorbanız soğuktu ve bir siz konuşmaktan yiyemiyorsunuz ki. Siz konuşmaktan yiyemiyorsunuz. Konuşmaktan değil. Yapamadınız. Yapamadığınız hayır gibi de konuştuğunuz için her soğudu şeyi bulandırdınız. Kimi bulandırdı? Böyle sütten çıkmış ak kaşık olmaya güzel çalışıyorsunuz. Çok hayır hiçbir şey bulandırmadım. Asla. O düğün çorbasını bir de süslemek için sizin çorbanız buz nane gibiydi. Nane mi katsaydım? Nane. Benim, benim çorbam sıcaktı en azından. Nane mi katsaydım? Nane zararlı bir şey değil. Çünkü çorbanızı yetiştiremediniz. Ben konuşuyorum. Ben konuşurken sizi böldüm mü? Hayır ben konuşurken böldüm Seda Hanım. Ben daha konuşmamı bitirmedim. Seda Hanım dinliyorum. Sonra ben yorumumu yapacağım. Şimdi sizin düğün çorbanızı ikram ettiniz. İkram ettim. Sizin düğün çorbanız sıcak mıydı? Sıcaktı. Sıcaktı. Çünkü konuşmaktan soğuttunuz. Siz nasıl beklediniz, sıcaktı? Beklediniz, beklediniz. Üstünde şey gibi yağ vardı. Ne gibi ya? Ne alakası sıcakla yağın? Hem de o hiçbir katılı matılı da yoktu. Hiçbir şekilde. Biraz durduğunda katılaşmıştı. Biraz daha onu fazla koyabilirdim. Bunu kabul ettim. Siz güzel yapmadınız düğün çorbasını. Sevda Hanım. Siz düğün çorbasını her insan yapamaz. Sevda Hanım. Ben bile girişemedim. Sakin olun. Sakin şimdi olun. Şimdi
Düğün çorbasını yapamadınız. Siz yaprak sarmasını bile... İki kulağım var, duyuyorum. Yaprak sarmasını bile bulandırdınız. Lütfen sakin. Siz yaprak sarmasını... Şu anda çorbadayız. Yani... Çorbadayız. Sizin sarmanıza girmeyeyim ben. Siz sarma... Lütfen. Çorbanız, bütün menüleriniz içler acısı. Seninki harika. Bir saniye, bekleyin. İçler acısı bir durum. Sevdacığım bekle. Sema biraz önce Sevda'nın söylediğine Esra cevap verdi. Dedi ki beni çekemediler, sindiremediler ve kaldıramadılar. İddialıyım menümde diyor. Benim menüm daha iddialıydı. Yenilecek kıvamdaydı. Onlar ne yaptı ki? Bu değil diyor yani. Sen cevabını yani ver. Yani Seda Hanım gerçekten Esra Hanım yeterince söyledi. Aynı şeylere katılıyorum. Caner demiş ki en güzel ve zor menü Kadriye Hanım'ındı. Diğerlerinin menüsü eksikti. Ben öyle düşünmüyorum. Eksik derken Esra Hanım tatlısını yakmıştı. Ondan bahsettim. Kadriye Hanım'ın aşçı olduğunu bilmiyordum. Aşçı olduğu için zamanında yetiştirmişti menüsünü ve içli köftesinde dışı kalın olmuştu ama içi lezzetliydi. Yaptığı menüde elbasan tavası büftek kullanmıştı galiba. Ben o şekilde yemediğimi zaten... Antrikottu pardon. Elbasan tavada değildi o büftek. Onun için ben o şekilde de yemedim. Kesinlikle orijinal değil olmadığını belirtmiştim zaten. Ama güzel yapmıştı ve en zor menü şimdiye kadar Kadriye Hanım'da olduğunu söyledim. Sevda birinci olursa üzülürüm. Sevda Hanım buraya kendini göstermeye gelmiş. Tehditkar konuşuyor, iftira atıyor. Herkese ve tutarsız konuşuyor. Kim söylemiş ki bunu? Caner ben söyledim onu. Çünkü siz niye öyle bir şey söylemeye geliyorsunuz? İltifat yapmakla suçladınız masada. Neyi? Onun için ben söyledim. Neyi? İltifat yapmakla suçladınız bizi. İltifat. Sen bir kere devrede yoksun ki. Sen nereden girdin devreye? Hayır, o gün senin tamam... hakkında hiçbir şekilde şey yapmadım ben. Sema'yla Esra'ya konuştum. Hayır, o gün benim masada benim ismimi de söyledim. Neyi senin ismini söylemedim ben senin. Söylemiş olsam derim ki evet söyledim derim. Söylediniz. Neyi söyledim? Ya git Allah aşkına, ben konuşmak istemiyorum. Zaten Sema Caner demiş lütfen ki, biraz önce sen yoksun, nereden girdin devre deyince, Caner demiş ki zaten bu hafta ben diğer yarışmacılar... Konuşmak istemiyorum, cevap da vermek istemiyorum. Bir saniye, bu hafta ben diğer yarışmacılar gibi yersiz ve gereksiz yorumlar yapmadığım için beni kale almadılar. Oysaki hepsini çok iyi gözlemledim diyor. Caner Bey mi diyor? Evet. Tamam, gözlemlediyseniz ben olmuşa olmuş size dedim, olmamışa olmamış dedim. Ben bugün de yorum yaptım kendisi. Allah benim aşkına biraz sesinizi yükseltin, başım ağrıyor dedim. Ağrıttınız dedim. Kendisi bana dedi ki 5 günden beri başın ağrıyor senin dedi. Ben 5 günden beri masada en az konuşan masada benim. 5 gündür benim başım nasıl ağrıyor işte Sevda Hanım kendisi. Bunun izahını ben bekliyorum kendisine. Sevda Hanım'ı evet tanıdık biz ama Caner Bey masasında çok çok aşırı agresifti. Evet. Yani ilk gün olmasına rağmen. Yani neden? Şov yapmak için neden? Siz de söylediniz, tepkinizi belirttiniz. Ama ben yani yorum zaten yaptım. Zaten kendisini ilk ben günün elektrik alamadığını söyledim. Ben yorum yaptım. Elektrik alamadığını söylüyor. Olabilir, sizden alamadığınızı söylüyor. Elektrik alamadım diyor. Olabilir, biz yemek Kadriye yarışmasına Hanım geldik. Elektrik almaya gelmedik ki. Şimdi üstünde geziyoruz. Ben de güleyim de bari tam olsun. Eyvah. Siz ondan gülüyorsunuz. Eyvah. Beni çekemediğinizden dolayı... Sevda! Ya, Sevda! Işte, Sevda! Ben olacağım. Ya ondan çatlıyorsunuz. Tabii çatlıyorsunuz. Bekleyin. Caner, sence birinciliği kim hak ediyor? Gerçekten. Bence birinciliği Kadriye Hanım'ın kazanmasını isterim. Kadriye Hanım çünkü çok burada emek verdiği için ben Kadriye Hanım'ı görüyorum. Sema, sence birinciliği kim hak ediyor? Kendimi tabii ki istiyorum ama Kadriye Hanım da olabilir diye düşünüyorum. Esra? Kendimi istiyorum birinci olmak tabii ki. Çünkü? Çünkü masam güzeldi, yemeklerimi yetiştirdim. Gayet hijyenik bir sunum yaptım. Yemeklerimi yaparken de buna önem gösterdim. Benim için hijyen çok önemli. Şu ana kadar bütün masalardan kıl tüy bir şeyler çıktı. Benim masamda hiç bu konuşulmadı bile. Bence yemek mükemmel bile olsa eğer hijyen yoksa aynen o yemeği yiyemem. Şey zaten acaba... bekleyin, bekleyin bir saniye. Bekleyin, bekleyin. Zaten bu konudan Kadriye çok muzdarip diyor ki bu hafta Esra ve Sema'nın yemeklerinden çıktıklarını iddia ettikleri hijyen sorunu sinirimi bozdu. Beni rencide etmek için yaptılar. Evet, bunu kendi yani zaten bir... bunu istemeden de dile vurdu Seda Hanım. Caner'le beni eledi direkt. Sanki üçü varlarmış gibi konuştu. İşte hep aynı yerdesiniz. Olmak zorundayım. Hayır, burası bir yarışma. O zaman olmak zorundayım. O zaman siz iki yüzlük yapıyorsunuz. Hem özür kabul edip hem de aynı. Ben kabul size anlattım. Kabul ettim ama ben onu nasıl anlatmam? Ben kendimi ifade edeceğim. Nasıl anlatmam? Çok acımasızsınız.
kendinize yediremediniz o gün yaptığınız hatayı. Siz ya da ekipten biri, ben de aynı ekiple çalıştım. Ben de aynı derecede yarıştım ama benden çıkmadı. Siz yediremediğiniz için bunu sonradan düşünüp bu şekilde bilenerek reklama geldiğiniz için siz böyle davrandınız ve bu yüzden yüzünüz düşüktü. Adriye'nin ve Sevda'nın söylediklerine Caner katılıyor. Diyor ki Sema ve Esra birbirlerini korudular. Sema Esra'nın eksiklerini gördüğü halde tatlıyı bile yedi. Hiçbir şey demedi. Aralarında ittifak olabilir. Gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Ben tatlıyı söyledim. Yanık seviyorum. Yani tamamen evet biraz fazla yemem ama lezzetliydi. Seda abi siz de mi ittifak kurdunuz o zaman Esra Hanım'la? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani zaten Kadriye Hanım beni Allah'a havale ediyor maşallah. Bizim servisimiz ben de gerçekten helal etmiyorum. Dün ikimizin kaşığı yoktu. Siz bunu örtbas ettiniz. Onun sebebini ettiniz. Biliyorsunuz ama. Ama unutulmuştu. Sebep yok, unutulmamış. Sebep, oradaydı. Ben bilmiyorum, sebebini öğrenmedim ama ya ben Seda Hanım koydu zannediyorum ya da Seda Hanım ben koydum zannediyorum. Olabilir. Biliyorsunuz öyle eksikler oluyor. Hatta baktık bir şey eksik mi dedik, yok falan dedik evet, birlikte. Evet. Hani onun sebebi bu. O şekilde olabiliyor. Zaten kaşığımda gördünüz oradaydı. Hemen çıkardım verdim. Unutmuş olsaydım zaten orada olmazdı. Açık ve net her şeyimi hazırladım çünkü. Kim ne düşünürse düşünsün, ben o gün girdiğimde gerçekten içim açıldı. Masası güzeldi. Yani sizin masalarınıza kıyaslama yaptığımda gayet güzel bir masaydı. Sizin masanızda birçok eksik vardı. Yani haftanın en iyi masası benimdi diyebiliyor musun? Evet, kesinlikle. Gönlüm rahat bir şey. Bir tek suyumu doldurmadım. O da bir zahmet artık. O kadarını da unutayım yani. Sevda demiş ki Esra'yı çözdüm. Nabza göre şerbet veriyor. İşini bitirince post alıyor. Adaletsiz davranmıştır bence diyor. Evet. Sevda Hanım siz mi dediniz bunları? Ben dedim bunu, evet. Siz beni ne kadar tanıyorsunuz? Yani şu beş günde neyi mi tanıdınız? Nasıl tanıdınız değil. Beni? Siz nabza göre şerbet veriyorsunuz. Neye göre şerbet vereceğim? Konuşuyorsunuz sonra işine kıvanım gelmediği var. Zaman direkt sepetlemeyi çok iyi biliyorsunuz. Niye onu sepet yapıyorsunuz. Dedim, niye sepetleyeyim? Zaten burada yarışıyoruz, sizin, hepimiz buradayız. Niye sepetleyeyim? Çok kötü bir kelime bu. Benim menümde de zaten ikiniz zaten hiç ayrılmaz. Bir kere ikimiz demeyin, şu anda benle konuşuyorsunuz. Yok ayrılmaz ikili benle gibi. Benle konuşuyorsunuz lütfen ikiniz demeyin. İkiniz, ben tanımıyorum Sema Hanım'la burada tanıştım yani, lütfen. Tamam hayatım ben de boyunca, öyle söylüyorum, öylesiniz. Esra olarak ben, tamam, benle konuş. Öylesiniz. Benle konuş. Öyle söyledim. Tamam. Aynen öyle, öylesiniz. Şimdi geldik haftanın puan tablosuna. Haftanın ilk günü Caner'in evindeydik. Caner'in yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 6. Caner'in yaptığı yemeklere Kadriye 1 puan vermiş. Evet Kadriye, neden 1? Çorbası olmadığı için, pilavında nohutunu unuttuğu için, salatası çok az miktarda olduğu için, hani tat ve lezzetlerine şu anda bir şey demiyorum, eksiklerinden dolayı Seda Hanım. Bir nedir ya, bir. Caner'in yemeklerine Sevda'dan 1 puan gelmiş. Niye bir Sevda? Menüsünü zaten eksik yapmıştı Seda Hanım. Mercimek çorbası yoktu. Pilavda nohut yoktu. Evet, pilavda nohut yoktu. Yoktu yani. Eksik olduğu için bunun bir için puan bir verdim. Mi? Aynen. Hak ettiği için verdim. Böyle bir adaletsizlik Allah'tan var hak etmişsiniz. Mı? Böyle bir adaletsizlik var. Bir puan mı bu çocuk o kadar şey? Neymiş? Çorbayı yapamamış. Yapsaydı nohutu o zaman unutmuş. Seda Hanım amca. Yani Kadriye seni de Sevda'yı da anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ben Sevda Hanım'a adaletsiz dedim ama Kadriye Hanım da adaletsiz çıktı. Yanılmadım. Yanılttılar beni. Ben de yanılmadım. Maalesef. Tahminlerim doğru evet. Çıktı. Caner'in yemeğine Esra 2 puan vermiş. Evet 2 puan verdim. Mercimek çorbası yoktu. Pilav nohutsuzdu, tatlı gerçekten acı olmuştu. 2 puan misafirperverliğine ve emeğine verdim. Teşekkür ederim. Çok vermişler. Üzgünüm. Bence... Yani vermek isterdim ama olmadı. Caner'in yemeklerine Sema 2 puan vermiş. Evet Seda Hanım, 2 puan verdim ama gerçekten şöyle bir misafirperverliğe bakınca çok pişman oldum. Peki, keşke. Geri İlk dönüp, günün pişmanlığını yaşadın çünkü mı? Çok gerçekten naif, çok beyefendice karşıladı. Evet, evet. Çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin.
evet bu bir yarışma, herkes kendi için yarışıyor ama şöyle bir misafirperverliğe bakınca çok çok beyefendi biri. Evet. Çok ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten pişman oldum. Gerçekten. Ben bunu söyleyecek kadar yürekli bir kadınım. Teşekkür ederim. Üzgünüm. Hakkınızı helal edin. İkinci gün Kadriye'nin evindeydik. Kadriye'nin diğer yarışmacılardan aldığı toplam puan 12 puan. Kadriye'nin yemeklerine Caner 3 puan vermiş. Kadriye'nin yemeğine Sevda 2 puan vermiş. Adalete bak. Senin adaletini Sevda göreceğim. Nasıl 2 puan göreceğim adalet. Nasıl 2 puan Sevda? 2 puanlık mıydı Kadriye'nin sofrası? Ah ah. Yani bu hepiniz Sedan için geçer. Amcam. Birler ikiler nedir ya? Ben bunu niye anlatamıyorum her hafta? Emek var, birler ikiler. Ben inanamıyorum size ya. Ben anlatamıyorum. Yarışmayı anlatamadım bir türlü. Kadriye'nin yemeğine Esra 4 puan vermiş. Evet. Adaleti gördük. Şu anda kimin adaletli, kimin adaletsiz olduğunu siz açıkladıkça görüyoruz. Ben neyse onu verdim. Ben dobra bir insanım, açık sözlü bir insanım ve hak neyse yerine ulaşır benim tarafımdan. Çünkü ben öğrencilerime bunu öğretiyorum. Hakkı, hukuku öğretiyorum. İnsanlara adaleti, çocuklara bunu aşılamaya çalışıyorum. Arkadaşlarıyla hakkaniyetli bir şekilde birlikte neler yapması gerektiğini anlatıyorum. Kalkıp da ben burada tam tersini yapamazdım. Emek vardı, size. Ağır bir menüsü vardı. Tebrik ediyorum. Tabii ki eksikleri, yanlışları vardı. Kesmeyin artık. Tabii ki eksikleri, yanlışları vardı. O yüzden zaten puanımı kırdım. 4 puanı uygun gördüm. 4 puan verdim. Peki Kadriye'nin yemeğine Sema'dan da 3 puan gelmiş. Üçüncü gün Sevda'nın evindeydik. Sevda'nın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 8. Adalet. Bence Caner Bey daha çok hak ediyordu sizden. Üzgünüm. Bence de Caner Bey sizden çok daha fazla. Sevda'nın yemekleriyle Caner 2 puan vermiş. Sevda'nın yemeklerine Kadriye'den 2 puan gelmiş. Esra'dan 2 puan gelmiş. Sema'dan da 2 puan. Herkes sana 2'şer puan şimdi vermiş. Sen adaletli olduğunu mu düşünüyorsun? Hakkaniyetten bahsettin. Belli oldu 4 kişide 2 puan verdim. Dinlemeyi öğrenin. Siz adaletli dinlemeyi misiniz? Öğrenin. Dinlemeyi öğrenin. Siz benim ismimi niye o zaman vurguluyorsunuz? Dinlemeyi öğren. Niye adaletsiz diyorsunuz bana? Konuşabilir miyim? Siz çok mu adaletlisiniz? Evet. Verdiğim puanlarla belli. Nasıl belli? Verdiğim fazla puanlarla belli. Şu anda, adaletli misiniz? Şu anda günün en yüksek puanlarını ben vermişim. Nereden tamam mı? Vermişsin? Ben vermişim günün. Neyi vermişsin sen ben yüksek? Verdim. Kime vermişsiniz? Yal ispatlı insanlar için. Kime vermişsiniz sen yüksek puanda? Kadriye Hanım'a 4 puan vermiş ya. Kadriye Hanım'a vermişsin, bana evet mı vermişsin? Hayır, diğerlerine de siz bir vermişsiniz. Peki bekleyin, bekleyin. Tamam. Dördüncü yazıklar gün olsun. Esra'nın evindeydik. Esra'nın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 10. Esra'nın yemekleriyle Caner 3 puan vermiş. Teşekkürler. Esra'nın yaptığı yemekleri Kadriye 2 puan vermiş. Bekliyordum. Esra'nın yemeklerine Sevda 2 puan vermiş. Onu da bekliyordum. Esra'nın yaptığı yemeklere Sema 3 puan vermiş. Evet, 3 puan verdim çünkü Kadriye Hanım bir aşçı olarak onu yaptı. Esra Hanım bence ondan daha güzel bir tatlı yapmıştı en azından. Yanık bile olsa şöyle, yiyebildik. Tahminimde yanılmadım. Sevda Hanım'dan böyle bir şeyi bekliyordum. Hani ben ilk başta dedim ya sürpriz ters köşe olabiliriz. Kadriye Hanım birinciliği oynuyor. Tahmin yani kendini ben şu anda birinci bir dakika hiç. Birinci olmak için herkese 1 puan 2 puan verdi. Çünkü kendisi buraya birinci olmaya gelmiş. Bakalım göreceğiz. Hak diyerek ondan birinciliği hiçbir haksızlıkla hiçbir yere varılmaz. Ters köşe yaptı bizi.
kendinin de eksikleri vardı. Çok ben doğru buna... köşe yaptınız siz de. Ay biz şu anda konu verdiğimde çok kıskanmışsın beni ya. Artık... Sen öf. Kıskanmışım. Allah Allah. Allah aşkına. Niye beni kıskanıyorsun Sevda? Neyim var? Neyim var? Gençliğimi kıskanıyorsun. Söyle. Güzelliğimi. Ya sen niye kıskanıyorsun? Ben senden daha güzelim. Bekleyin. Vay be. Abi. Ve haftanın son günü Sema'nın evindeydik. Sema'nın diğer yarışmacı arkadaşlarından aldığı toplam puan 11. Teşekkür ederim. Yani siz Kadriye, Esra ve sen üçünüz birbirinize yakınsınız. Kadriye 12 almış, güzel oyun Esra 10. Demek Sema, ki puan 11. Oynayarak da çok bir şey olmuyor. Arada ben 8 alıyorum, siz o, sen, yok, sizin için siz 11 alıyorsunuz, 10 alıyor, 12 alıyor. Sema'nın i̇şte yaptığı yemeklere, adaletsiz olduğunuz, Sema'nın yaptığı yemeklere Caner'den 4 beni puan katmayın. Gelmiş. Çok teşekkür ederim Caner Bey, sağ olun. Beni kurban ettiniz yani. Sema'nın yemeklerine Kadriye 2 puan vermiş. Teşekkür ederim. Sema'nın yaptığı like yemeklere Sevda 2 puan vermiş. Esra 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Evet. En azından aşçı değilim ve risk aldım. Keşke siz de 700 kişiye ama yemek çok çıkartırken ben asla iddialı değilim. Kayıtlarda izleyeceksinizce çok pişman olacak. Tabii ki. Kendi ve Caner Bey direkt asla elemez. Siz kendiniz de Esra'nın da dediği gibi siz buraya böyle oynayıp puanları toplayıp hayır geldiniz. Hayır gününü oynadınız dediniz ya demin. Ben bir saniye yapmadığım gün oldu mu? Siz bunu fark ettiniz. Hani bir gün susukta bir gün konuştuğum gün oldu mu? En azından ben size emeğinizin hakkını verdim. Yorum yaptım yani. Her yemeğe yorum yaptım. Yorum yaptınız ama yaptığınız yorumları falan. Geldik. Haftanın beşincisini açıklamaya. Haftanın beşincisi benden de aldığı haftanın beşincisi olmuş. Benden de aldığı beş puanla, arkadaşlarından da aldığı 6, toplamda 11 puanla 5. Caner olmuş. Emeğine sağlık. Kimse benim gibi hakkaniyetli değil. Gördüğün gibi. Elinize sağlık. Haftanın dördüncüsü. Haftanın dördüncüsü. Benden de aldığı haftanın dördüncüsü. Yedi puanla toplamda 15 Sevda. Ben sana 7 puan vermişim. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum Sevda Hanım. Allah razı olsun, siz gerçekten gereken puanımı vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum, 7'lik bir puan. 7 de az bir puan değil. Değil tabii ki. Evet çok güzel tabii puan. Ki. Hepiniz bir emek takdir veriyorsunuz. Takdir edilecek emek bir puan. Veriyorsunuz. Emek yazıklar veriyorsunuz. Olsun. Hakkım size helal değil. Herkese 4 veriyorsunuz, bana 2 veriyorsunuz. Evet. Ne oldu 4 vermedi? 3 vermiş. 3 3 mü verdi? 4 mü verdi? 3. Haftanın helal etmiyorum hakkımı. Haftanın lütfen. Üçüncüsü. Haftanın üçüncüsü. Benden de aldığı yedi puanla arkadaşlarından da 10 puan almış. Toplamda 17 puan olmuş. Esra. Bekliyordum. Üçüncü olmayı. Arkadaşım. En azından. Bekliyor muydun? Güzel bir eylem. Üçüncü olmayı bekliyordum. Şu anda puanlamalara baktığımda en adaletli benim, onu gördüm. Yani bundan bu sonucu çıkardım. En adaletli ben ama. Davranmışım. O yüzden üçüncü oldum. Ben de Kadriye Hanım gibi herkese iki verseydim, strateji yapsaydım kesinlikle birinci olurdum. Keşke yapsaymışız. Öyle hak ettiğinizi düşündüğüm için. Hangi menüyle acaba birinciyle hak ediyorsunuz? Ben de hak etmediğimiz bir puanı verdim. Siz de hak etmediniz Kadriye Hanım. Televizyonda izliyorlar Sevda. Peki bir şey, Sevda daha Hanım. Birinci açıklanmadı. Birinci Sema mıdır, Kadriye midir, Sevda sen söyle bakayım. Kim? Kadriye Hanım olsun.
Ben Sema Hanım'ın olmasını istemiyorum. Neden hayatım? Hayır, menüsü hiç güzel değildi. En azından eksikti. Hayır, hayır. Kadriye Hanım en azından misafirperverdi. Her şekilde ilgilendi. Bunun çenesi maşallah. Dur. Şey gibi hiç durmuyor. Elinizde su dökemem Seda. Kadriye Hanım birinci olsun Seda Hanım. Kadriye Hanım'a veriliyor. Esra'cığım. Madem siz böyle strateji yaptınız, ben de strateji yapıyorum. Esra'cığım, sence birincilik hakkı Sema'nın mı, Kadriye'nin mi? Bence kesinlikle Sema birinci olmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü Kadriye Hanım gerçekten çok adaletsiz davranmış. Herkese iki vermiş, ikilik sofraya da iki vermiş, ikilik olmayan sofraya da iki vermiş. Ben aslında Caner Bey'in birinci olmasını istiyordum. Ama şu anki tabloya bakacak olursak Sema Hanım birinci olsun. Caner mi? Ben Caner'in birinci olmasını isterdim. Neden? Çok iyi bir insan. İroni mi yapıyorsun? Yok, hayır, yok, yok. Kesinlikle değil, yok. Ben Caner Bey'i çok sevdim. Çok beyefendi bir insan. Gerçekten çok iyi bir insan. Ben bu yarışmadan... Ama bu iyi insanlık yarışması değil ki bu. Değil ama... Yemek yarışması. Kesinlikle yemek yarışması ama bence karakter çok önemli. Evet, hak çok... yememek çok önemli. Biz burada... Adaletli yiyebilmek lazım evet. Parayı. Çatır çatır yani yerken şimdi... vicdanın kafan, rahat kafanı yastığa koyabiliyorsan... O evet. Kadar pişman ki Seda Hanım. Gerçekten çok hak etmediği bir puanı. Siz adaletten mi bahsediyorsunuz? Keşke o puanı ver. Hepiniz 2 puan vermişsiniz. Müsaade eder misiniz? Konuşabilir miyiz artık? Adaletten bahsetme. Artık konuşabilir miyiz? Adaletten bahsetme. Sen de adaletten konuşabilir bahsetme. Konuşabilir miyiz artık Sevda Hanım? Yükselmek istemiyorum. Haftanın... Kafam ağrıdı ya. Haftanın birincisi... Haftanın birincisi... Haftanın birincisi benden de aldı. Bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi. Benden de aldı. Dokuz puan. Arkadaşlarından aldı. 12 puan toplamda 21 puanla... Kadriye. Tebrikler Kadriye. Teşekkür ederim. Güle güle harcayın. Yani bir puan fazla vermekle adaletli olunmuyor bence. Puanlama yetmiyor. Bir puan dediğiniz, yani. Bir puan dediğiniz herkesten hat, bir puan, hat, bir puan, yani. Bir puan. Şunu söylemek hat. İstiyorum. Sizin puanınız 12 idi, Sema'nın 11'di, benim 10'du. Gördünüz mü nasıl etkiledi? Hepinize teşekkür ediyorum. Haftanın ikincisi. Sema benden de aldı. 7 puanla. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından aldığı 11 puanla toplamda 18 puanla Sema'da ikinci olmuş. Teşekkür ederim. Kadriye tebrikler. Tebrik teşekkür etmek ederim. İsteyen Kadriye'yi tebrik Sedan edebilir. Hayırlı haftalar. Pazartesi görüşmek üzere. Teşekkür İyi akşamlar. Teşekkürler Seda Hanım.